Habib Ömer-i Karamani Hazretleri, Anadolu'da yetişen büyük velilerden, Şeyh Habib Hazretlerinin soyu, baba tarafından Hazreti Ömerül Faruğa ve anne tarafından Hazreti Ebu Bekr Sıddık'a ulaşır. Doğum tarihi belli değildir. Nide'nin Ortaköy kasabasında doğdu. İlk tahsiline burada başladı. Sultan Rüknettin medresesine müderrisi oldu. Şerh-i Akaid kitabını okuduğu sıralarda, daha çok ilim tahsil etmek ve manevi feyizlere kavuşmak arzusuyla İran taraflarına gitti. Orada bulunan Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin dergahına gelince, kapının önünde talebelerinden bazısıyla karşılaştı ve onlara, Şeyhiniz beni bir günde Hak Teâlâ'nın sevgisine kavuşturabilir mi? diye sordu. Talebelerinin önde gelenlerinden Hacı Hamza, onun bu sualine çok kızıp, senin bunda şüphen mi var diyerek öyle bir vurdu ki, Şeyh Habib Hazretlerinin aklı başından gitti. Uzun süre kendine gelemedi. Bu durumu haber alan Seyyid Yahya Hazretleri, hemen Şeyh Habib Hazretlerini çağırtıp dervişler gayretli olur. Sen onların kusuruna bakma ve sakın huzursuz da olma. Hem hüküm senin itikad ettiğin, inandığın hali üzeredir." diyerek onu teselli etti ve gönlünü alan güzel sözler söyledi. Ayrıca ona şu pencerenin yanına gidip otur. Orada gördüklerini gelip bize anlat diye emretti. Şeyh Habib bu emre uydu. İşaret ettiği yere varır varmaz, hakikat aleminin bütün sırları kendisine açıldı. Melekler aleminin nice manzaraları gözleri önüne serildi. O bambaşka bir insanoğlu vermişti. Kalbinde dünya sevgisine dair bir şey kalmamış, yüksek marifetlere kavuşmuş, dergaha geldiğinde gönlünden geçenlere erişe vermişti. Bir anda fena makamına yükseldi. Bu hadiseyle hocasının büyüklüğünü anlayan Şeyh Habib Hazretleri 12 yıl onun hizmetinde bulunarak daha nice yüksek hallere kavuştu. Sonra hocasından izin alarak Anadolu'ya geri döndü. Bir süre Ankara'da kaldı ve Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin nurlu kabirlerini sık sık ziyaret ederek çok feyizlere kavuştu. Akşemseddin Hazretlerinin sohbetlerine de devam etti. Kayseri'de Şeyh İbrahim ve Evliyanın büyüklerinden Emiri Kayseri Hazretleriyle sohbetlerde bulundu. Mekke-i Mükerreme'ye giderek Zeyniye yolunun büyüklerinden Şeyh Abdülmuti Hazretleri ile dostluğunu ilerletti. Bu büyükler sayesinde nice feyizlere kavuştu ve her birinden pek çok istifade etti. Şeyh Habib Hazretleri takva ehli bir zat olup dört mezhebede riayet ederdi. Üç defa hacca gitti. Seyahati çok severdi. Aydın, Sivas ve Anadolu'nun daha birçok şehrini gezdi. Bir ara İskilip'te oturdu ve orada Ebu Suud efendinin babası Şeyh Muhyiddin İskilibi ile dostluk kurdu. Çeşitli ilimlerde derin ve ince bilgilere sahipti. Çok kerametleri görüldü. Hiç kimse onun bir yere uzanarak veya dayanarak uyuduğunu görmemiştir. Yalnız hastalığının çok ağırlaştığı bir haldeyken bir yere dayandığı görüldü. Şeyh Habib Hazretleri talebelerine şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki insanlar Rablerine olan zanlarına göre amel yaparlar. Müminin Rabbi hakkında zanlı da güzel, ameli de güzeldir. Kafir ve münafığın ise Allahü Teala hakkındaki zanları kötüdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün ağlarken görüldü. Kendisine niçin ağlıyorsun? Allahü Teala'nın affı ve merhameti var dediler. Bunun üzerine Süfyan-ı Sevri Hazretleri günahlarıma ağlamıyorum. Acaba son nefeste imanımı kurtarabilir miyim diye o korkudan ağlıyorum buyurdu. İnsanoğlu şu iki durum arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesmemeli fakat Allahü Teala çok merhametlidir deyip de günah işlememelidir. Çünkü Allahü Teala'nın gazabı günahlarda gizlidir. Onun için hiçbir günahı küçük görmemelidir. Daima Allahü Teala'dan korkmalıdır. Rivayet edilir ki Kul kıyamet günü amellerinden hesaba çekilir. Bütün amelleri boşa gider. Neticede cehenneme girmesi lazım olur. Fakat bu sırada bazı güzel ameller ortaya çıkar. O kul buna hayret eder. Ya Rabbi, ben dünyadayken böyle ameller yapmamıştım der. Bunun üzerine ona, bu iyi ameller, dünyadayken seni gıybet eden, sana eziyet eden, sana zulmedenlerin amelleridir. Onların iyiliklerini sana verdim buyurulur. Bu bakımdan küçük de olsa iyi amelleri hafif görmemek lazımdır. Sehl bin Tüsteri Hazretlerine cehaletten daha büyük masiyet, günah nedir diye soruldu. O bir kimsenin cahil olduğu halde cahil olduğunu bilmemesidir. O kimse cahilliği sebebiyle alim olduğunu zanneder. İlim öğrenmez. Bunu ihmal eder. Bilmediği mevzularda fetva verir. Bunu ilim zanneder buyurdu. Allahü Teala'nın beğenmediği ve yasak ettiği bir işten sakınmak Allahü Teala'nın beğendiği yetmiş şeyi yapmaktan daha hayırlıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurdular. Kişinin malayaniyi terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu hadis-i şerif için, ilmin yarısıdır denilmiştir. Malayani, farz olarak emredilmeyen, faziletli olması sebebiyle kendisine teşvik edilmeyen, yapılmasında sevap, terk edilmesinde günah olmayan, fakat kendisine ihtiyaç duyulmayan şeydir. Bidat sahibine veya günah ve kötü işler yapan kimseye yardımcı olan kimse, bidat sahibinin ve günah işleyenin günahına ve bidatine ortaktır. Ebu Yakup Nehrecuri Hazretleri buyurdular ki, doğruluk, açıkta ve gizlide, hakka uymak ve uygun olmaktır. Doğruluğun hakikati, darlık ve kıtlık zamanlarında da hakkı söyleyebilmektir. Allahü Teala'yı en iyi tanıyan, onun eserlerini, kainattaki eşsiz nizam ve intizamı, ondaki ince ve yüksek sanatı görüp, Allahü Teala'nın büyüklüğü ve yüceliği karşısında hayran olup, hayrette kalan kimsedir. Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur? Allahü Teala'ya kavuşma yoluna nasıl girilir diye soran birine alimlerle beraber olur, cahillerden uzak durur. Amel ve zikre devam edersen Allahü Teala'ya kavuşursun buyurdu. Allahü Teala'yı seviyorum deyip de onun emrine uymayan kimse davasında yalancıdır. Korkmadan sevdiğini söyleyen aldanmıştır. İnsan kendisine verilen nimete şükrederse Allahü Teala o nimeti insanın elinden almaz. Eğer nimete şükretmeyip kıymetini bilmezse o nimet devam etmez, elden gider. Kul manevi yönden yüksek mertebelere erişip kemale erişince artık ona bela ve sıkıntılar nimet şeklinde görünür. Çünkü onun Allahü Teala'ya olan muhabbet ve sevgisi o kadar fazladır ki artık ondan gelen her şey ona güzel ve tatlı gelir. İnsanın kazançlı olmasının esası az yemek, az uyumak, az konuşmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Kişi kendi benliğinden sıyrılıp hak ile beraber olursa o zaman kulluk makamına kavuşur. Kul olabilmek pek yüksek bir makamdır. da huzur ve sevinç şu üç şeyle hasıl olur. Birincisi kişi Allahü Teala'ya ibadet edip beğendiği işleri yaptığı zaman duyduğu sevinç ve rahatlık. İkincisi, kalbini Allahü Teala'dan başka her şeyden sıyırıp sadece Allahü Teala ile beraber kılmak. Üçüncüsü Allahü Teala'dan başka şeyler hakkında konuşmayı bırakıp Allahü Teala'yı anmaktan hasıl olan tatlılık ve sevinç. Allahü Teala'nın anılması sebebiyle meydana gelen neşe ve sevincin alameti üç şeydir. Birincisi Kulun daima taat Allahü Teala'nın beğendiği şeyler üzere olması. İkincisi dünyadan ve dünyaya düşkün olanlardan uzak kalması. Üçüncüsü yaptıkları ibadet ve taatlerde sadece Allahü Teala'nın rızasını gözetmesi, insanların da görmesi ve bilmesi düşüncesinden kurtulmasıdır. En faziletli ve üstün amel bilerek yapılan ameldir. Bilmeden amel yapan kimsenin harama düşmesi ihtimali vardır. Gerçek tevekkül sahibi başkasına eziyet ve sıkıntı vermez. Başına gelen bela ve musibetlerden dolayı kimseden şikayetçi olmaz. Mahrum kaldığı şeylerden dolayı da kimseyi kötülemez. Çünkü o hayrın da şerrin de Allahü Teala'dan olduğuna kamil bir şekilde iman etmiştir. Ebu Yakup Nehrecuriye Allahü Teala'nın rızasına hangi amellerle kavuşulur diye sordular. O da cahillerden uzak kalmak, alimlerin sohbetinde bulunmak, ilmiyle amel edip Allahü Teala'yı anmaya devam etmek diye buyurdu. Kulluğun esası iki şeydir. Her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu yakinen bilmek ve Muhammed aleyhisselama tam tabi olmaktır. Ebül Hasan Büşenci Hazretleri bir gün yolda yürürken gencin birisi gelip ensesine bir tokat vurdu ve gitti. Bu hali görenler o gence yetişip sen ne yaptın? O zat evliyanın büyüklerinden Ebül Hasan Büşenci'dir dediler. Genç bunları duyunca çok üzüldü. Hemen geri dönüp Hazreti Ebül Hasan Hazretlerinin yanına geldi. Özür dileyip affedilmesi için yalvarınca sen rahat ol kardeşim. Biz hakkımız varsa helal ettik. Bize bu hakaret, bu tokat sizin tarafınızdan gelmedi ki.'' hiç hata yapmayan bir makamdan geldi. Demek bir kabahatimiz var ki bu hal başımıza geldi buyurdu. Ve istiğfar tövbe ederek yoluna devam etti. Ebül Hasan Büşenci Hazretleri buyurdu ki, bir kimseden bir uygunsuzluk meydana gelirse, ya yediği lokmanın şüpheli oluşundan veya niyetinin düzgün olmamasındandır. Birisine dünyalık bir menfaat için muhabbet besleyen ne kadar bayağı ve basit bir kimsedir. Şu insanlar ne kadar gafil oluyor. Dişlerini Allahü Teala'nın nimetlerini yemekle, dillerini onun beğenmediği sözleri söylemekle yıpratıyorlar da mutlaka şükretmeleri gerektiğini düşünmüyorlar sebeplere yapışmak emrolunduğu için sebebe yapışmalı. Ancak bu suretle ele geçen dünyalığa gönül bağlamamalıdır. Nefsini zelil kılan kimseyi Allahü Teala aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zanneden kimseyi Allahü Teala zelil kılar. Şeyh Habibi Ömer Karamani Hazretlerinin bir menkıbesini naklederim. Sultan II. Bayezid Han'ın şehzadesi, Şehinşah Bey'in nişancısı şöyle anlatır. Şeyh Habib ile beraber akşam namazını kılıyorduk. Bir akrep secde yerinden geçip safın bir tarafına gitti. Ne olduğunu bilemediğimden aklım karma karışık oldu. Namazda huzurum kaçtı. Namazdan sonra yemek getirdiler. Fakat akrep sanki kafamın içini sokuyordu. Hep onu düşünüyordum. Bir türlü yemeği yiyemiyordum. Gönlümden geçirdiğim bu düşünceyi Allahü Teala Şeyh Habib'in kalbine ilham edince bana o zavallı akrep bizim yanımıza geldi. Peygamber Efendimizin iki karayı yılan ve akrebi gördüğünüzde öldürünüz. Hadisi i şerifine uyarak, onu namazdayken öldürdük, gönlünüzü meşgul etmesin, dedi. Namazda yılanı ve akrebi öldürmek, namazı bozmaz. Böylece, zihnimdeki endişe ortadan kalkmış oldu. Benim adetlerimden olduğu için, gönlümden geçirerek, eğer yemek helal ise, Bismillah, diyerek yemeye başladım. Bunun üzerine Şeyh Habib, helaldir, şüphen olmasın, dedi. Şeyh Habib Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Hasan bin Sayyi Hazretleri buyurdu ki, Salih kimse, dünyanın parlaklığına, zevkine aldanmayan kimsedir. Marifet, her durumda kulun Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükretmede aciz olduğunu ve genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda zayıf olduğunu bilmesidir. Kim nefsini severse helak olmasına sebeptir. Muhabbet ehli olanlar Allahü Teala'ya karşı duydukları hasret ateşi içinde cennet ehlinin aldıkları lezzetlerden daha çok ve daha hoş lezzet alırlar. Ebül Hayr Akta Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'yı zikreden ondan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahü Teala'dan bir şey bekler ve o beklediği şeyi olursa karşılığında maddi bir şey aldığı için zikrin bir manası kalmaz. Kalbin iman ile dolu olmasının alameti bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alameti kin, haset ve düşmanlıktır. Yaptığı ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan gösteriş yapmış olur her durumunu, bulunduğu her halini insanlara göstermek isteyen de gösteriş yapmış olur. Kalp niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla riya ve gösteriş kirlerinden pak ve temiz olur. Beden de Allahü Teala'nın veli ve salih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Ebu'l Hüseyin bin Hind Hazretleri buyurdu ki: Her hayrın esası bütün hallerinde ve sözlerde edebe riayet etmektir. Kalbe hayat veren şeyler dörttür. İlim, takva, haramlardan sakınmak, taat ve Allahü Teala'yı zikretmektir. Kalbi harap eden şeyler de dörttür. Cehalet, masiyet, günah, itirar, aldanmak ve tuli gaflet. Yani Allahü Teala'dan ve ahiretten habersiz gafletin uzun ve devamlı olmasıdır. Allahü Teala'nın kitabına sımsıkı sarılan her an Allahü Teala'yı düşünür. Kendisine din ve dünya işlerinden hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün vakitleri gafletten uzak müşahede üzere geçer. Allahü Teala ile rahat bul. Ondan başkasıyla rahat bulma. Allahü Teala ile rahat bulan kurtulur ondan başkasında rahatlık arayan helak olur. Allahü Teala ile rahat bulanın kalbi onun zikriyle rahat bulur, kuvvetlenir. Ondan başkasında rahatlık aramak gaflete devam etmektir. Bütün hayırların aslı dört şeydir. Seha, cömertlik, tevazu, nüsuk, ibadetlere devam, ve güzel ahlaktır. Güzel ahlak üç kısımdır. Allahü Teala'ya şikayeti terk etmek, gönül hoşluğu ve tam bir teslimiyetle onun emirlerini yerine getirmek ve halka karşı iyilikle, yumuşaklıkla muamele etmek. Ebül Hüseyin el Verrak Hazretleri buyurdu ki, affetmekte kerem şöyledir ki affettiği kimsenin aybını affettikten sonra bir daha hatırlamamalıdır. Hayatın en güzel anları Allahü Teala'yı hatırlayarak ve onun rızasına uygun amel edilerek geçirilen anlardır. Allahü Teala'ya hakkıyla aşık olanların ciğerleri onun rızasından mahrum kalmak korkusuyla yanıp erir. Allahü Teala'ya muhabbetin alameti onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Alçak kimsenin kalbi dar olduğundan bir başkasını affetmeye muvaffak olamaz. Kalbin yaşaması kendisinde ölüm ve yokluk olmayan Allahü Teala'yı devamlı hatırlamasıdır. Güzel yaşamak ise Allahü Teala'dan başka her şeyi unutup Allahü Teala ile beraber olmaktır. Kul Allahü Teala'ya ancak onun yardımıyla kavuşur. Bütün işler ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem tabi olabilmek de onun yardımıyladır. Kim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmadan Allahü Teala'ya kavuşmak isterse muhakkak ki sapıtır, dalalete düşer. Halbuki o kendisini doğru yolda zanneder. Habib Ömeri Karamani 1496 Hicri 902 senesinde Amasya'da vefat etti. Mehmet Paşa Camii'nin batı tarafında Nezir Mehmet Paşa ile Oğlunun kabirleri arasına defnedildi. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.